Merhabalar, Ayşe'nin Yeni Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmeyin. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arasına ben 7 tane zürafa yaptım. Şimdi yedinciyi yapıyorum. Ve bir tane daha zürafa yaparak yuvamızı oluşturuyoruz. Biraz diğer zürafalardan küçük, birazcık daha büyük yapıyorum. Zürafamın içine batıp bir tane düğüm atıyorum. Zürafamızın içine 4 tane pırpır yapacağız. Zürafanın içine batıp pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Ve dördüncü pırpırımı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrardan arasına 7 tane zürafa yapıyorum. Ve 7.'yi yapıyorum. Tekrar 8.'ye pırpır yapıp devam ediyoruz. Bu şekilde alt kısmı da devam etmiş oluyor. Şimdi üst kısmına geçerek başlayalım. Arkadaşlar başlıyoruz. Üst kısmına ipime turuncu iğneme turuncu ipimi taktım. Şimdi buradan en baştaki pırpırıma bir tane düğüm atıyorum. Hemen yanındaki İkinci pırpıra bu şekilde bir tane ip yapıyorum. Arkasını döndürüyorum. Tekrar içine batıp pırpırımın yeşil pırpırın içine battım arkadaşlar. İpimi iki kat haline getirdim. Şimdi buraya en baştaki yaptığım pırpırın içine batıyorum. Şimdi batıyorum. Yuvamızın içine bir tane boş sık iğne yapıyorum başına. Bir tane düğüm attım yani. Alt ipimde parmağım dibine aldım arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve ikinci pırpırımı yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Küçük küçük pırpırları yapıyorum. Tekrar sık iğnemi yapıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum.
İyi göze arkadaşlar 5 tane pırpır yapacağız. 4 tane pırpırımızı yaptık. Tekrardan sık iğnemi yapıyorum. Bir tane daha 5. pırpırımı yapıyorum. Ve tekrardan sık iğne yapıyorum. Bu şekilde modelimin bir kısmını tamamlamış oldum. Şimdi ipimi oradan buraya kadar getirdik. Çıkma imkanı yok. Artık kesiyorum. Şimdi buradaki aşağıdaki yeşil pırpıra batıyorum. İpimi sabitlemiş oldum. Şimdi diğerine aynı şekilde bir tane yuva oluşturuyorum. Tekrar arkasını döndürüyorum. Tekrar yeşil pırpıra batıp geri dönüyorum. Yuva oluşturdum. Tekrardan bir tane en başına bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi bir tane daha pırpırımı sık iğneden sonra pırpırımı yapmaya başlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Beş tane de buraya yapacağız. Üçüncüyü yaptık. Sık iğnemi yaptım ve tekrar pırpırımı yapıyorum. Dört. Beşinci pırpırımı yapıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıp modelimi ikinci kısmını da bitirmiş oluyoruz. Ve tekrar yeşil pırpıra batarak ipimi sabitliyorum. Ve üçüncü pırpırıma batıyorum. Ve arkasını döndürüyorum. Ve en başına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Ben küçük pırpır yaptım. Siz isterseniz de büyük pırpır da yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Aynı işlemi yaptığımız için ben yapıp şimdi bitiriyorum. Ve 5. pırpırımı yapıp
Sık iğnemle bitireceğim inşallah. Sık iğnemi yapıp şimdi bir tane de yeşil pırpıra batarak modelimi sabitledim. Arkadaşlar benim modelim biraz sık oldu. Siz aralarını tabii ki bu kadar sıklıkta yapmayın. Çünkü benimki model olduğu için bu sıklıkta yaptım. Üçünün de yan yana kapak fotoğrafıma sığması için. Bu şekilde arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.